Söz sırası Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'a aittir. Buyurun Sayın Yıldırım. Buyurun Sayın Yıldırım. Yoğun bir teveccüh var şahsınıza. Teşekkürler, sağ olun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben bugün sağlık bütçesi üzerindeki konuşmamı haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevinde rehin tutulan grup başkan vekilim, meslektaşım Doktor İdris Balıkön'e adıyorum. Ve bu vesileyle tutuklu eş genel başkanlarımı, milletvekili arkadaşlarımı buradan yürekten selamlıyorum. Onlar gün be gün yükselen değerlerimizdir. Aynı şekilde bizleri ekranları başında izleyen değerli halkımı, meslektaşlarımı, sağlık emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlar, sağlık üzerine konuşuyoruz. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ruhen, bedenen ve sosyal olarak tam iyilik halidir. Peki ülke olarak, toplum olarak sağlıklı mıyız? Tereddütsüz hayır. Bedenen iyi olabiliriz. Ruhen ve sosyal olarak iyi halde olmadığımızı iddia ediyorum. Bu düşünceme çoğunuzun katıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. 7 Haziran'da tek başına iktidar olamayan, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi Allah'ın lütfu olarak değerlendiren AKP ve saray iktidarı, o hal ve kanun hükmündeki kararlamalarla toplumu germiş, kutuplaştırmış, kendisi gibi düşünmeyenleri ötekileştirmiş, ülkeyi adeta barut fıçısına döndürmüştür. Bu kutuplaşmış ve gergin ortamdan bir tek iktidar karşıtları değil, iktidar yanları da mutsuz, dolayısıyla sağlıksızdır. Bir toplumun bir kesim mutsuzsa diğer kesimin mutlu olması düşünülemez. Bu ortamdan saray da etkileniyor, kentler de etkileniyor, köyler de etkileniyor, sokak da etkileniyor. TÜSİAD bile son açıklamasında bize puldan ziyade güvenlik lazım, barış lazım diyerek o halin kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu gergin kutuplaşmış ortamdan kurtulmanın çaresini meclis yazmalı, biz hekimler yazmalıyız. 2,5 yıldır meclisteyim ve sağlık komisyonunda bugüne kadar sağlık komisyonu bir gün bile toplanmadı. Önceki sağlık bakanı verdiğimiz bir genç soruda kendisini savaş bakanı olarak tanımlamıştı. Onu geçiyorum zaten. Ama yeni sağlık bakanımız zamanında da bu komisyon hiç toplanmadı. Eğer komisyonlarımız çalışıyor olmuş olsaydı maddi konulardan ziyade toplumsal barışı nasıl sağlayabiliriz tartışırdık. Atanamayan sağlıkçıları tartışırdık diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Bugün ülke resmen tekçi zihniyetle saraydan yönetilmektedir. Cumhurbaşkanını çok kutluyor olabilirsiniz. Buna saygı duyuyorum. Ama onu gerçekten seviyorsanız onun yanlışlarını, branşı olmadığı konularda yanlış demeçlerini düzeltmelisiniz. AKP grubu içerisinde hiç doktor yok mu? Özellikle sağlık konusunda verdiği yanlış demeçlerini birinizin eleştirine şahit olmadım. Aile planlaması üzerine gaf üstüne gaf yapıyor. Kürtaja karışıyor, çocuk sayısına karışıyor. Aile planlamasının nüfus planlaması olmadığını söyleyin kendisine bir zahmet. Geçenlerde terörist aileler 10-15 çocukla doğuruyor. Siz niye doğurmuyorsunuz mealinde bir şeyler söyledi. Bir annenin 10-15 çocuk doğurmasını hem anne için hem bebek için dünya kadar riskler taşıdığını bir hekim kendisine hatırlatmalıydı. Yok. 10-15 çocuk için çok eşliliği savunuyorsa o daha da büyük bir garabettir. Cumhurbaşkanı'na şunu sormadan geçemedim. Siz jinekolog musunuz? Siz profesör müsünüz? Bilmediğiniz bir akademik kariyeriniz mi var? Ama suç Sayın Cumhurbaşkanı'nda değil, suç sizlerde arkadaşlar. Suç sizlerde, size bu konularda bilgi sunmayan veya sunma cesareti göstermeyen danışmanlarınızdadır, doktorlarınızdadır. Toplum ve ülkenin sağlığı için buradan bir öneride bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saraya başta muhtarlar olmak üzere her kesimi davet ediyorsunuz. Genişletin. Olabilir, genişletin. Sizin söylediğiniz her sözü, cümleyi alkışlardan sizi pohpohlayan size ne de ülkeye hiçbir hayır gelmez. Bir fetva çıkarın diyorum. Sizi gerçekten eleştirebilecek, yanlışlarınızı yüzüne karşı söyleyebilecek birilerini davet edin. Eleştire ve öz eleştire açık olun. Bu hem size kazandırır hem de ülkeye kazandırır düşüncesindeyim. Değerli milletvekilleri, sağlık sadece hastanede başlayan ve hastanede biten bir süreç değildir. Bilmem Sağlık Bakanı'na şu kadar bütçe ayırdık, bu kadar bütçe ayırdık. Bütçenin şu kadarını, personel giderini, şu kadarını genel harcamalarla bu işi çözemezsiniz. Niye çözemezsiniz? Çünkü sağlıklı birey, sağlıklı toplum sadece bütçeden Sağlık Bakanı'na ayrılan pay ile sadece rakamlarla izah edilecek bir durum değildir. Bütçenin hepsini Sağlık Bakanlığı'na ayırsanız dahi bu politikalarla toplumun sağlığını düzeltemezsiniz.
Yürüttüğünüz politikalarla toplumun sağlığını bozuyorsunuz. İstikrar istikrar dediniz. Bütün istikrarsızlığınızla yarın belirsizliğiyle halkın sağlığını bozdunuz, bozmaya devam ediyorsunuz. Asgari ücretin 1400 TL olduğu bir ülkede işçinin, emekçinin sağlık olmasını nasıl beklersiniz? Kamudan haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç ettiğiniz bir insanın sağlık olmasını nasıl beklersiniz? Her an kanun hükmünde kararnameyle işinden, aşımdan olabilir haleti ruhiyesiyle yaşayan bir insandan sağlık olmasını nasıl beklersiniz? Başına her halin gelebileceğini, o hal yönetimde bir ülkenin sağlık olmasını nasıl beklersiniz? Şiddet ve savaş sarmalına sürüklediğiniz siyasi iklimden bu ortamda can veren insanlar olduğu sürece sağlıklı bir toplumsal yapı nasıl beklersiniz? HES'lerle, maden ocaklarıyla çevresini kirlettiğiniz, yaşam alanlarını bozduğunuz insanlardan sağlıklı olmasını nasıl beklersiniz? Barış isteyen, başta akademisyenler olmak üzere herkesi işten atarsanız, sınavda 90 puanı alanı eleyip 50 puan alanları mülakatla işe yerleştirirseniz, bugün parlamentonun 3. büyük partisi olan HDP'nin eş genel başkanlarını, milletvekilini cezaevinde rehin tutarsanız ve her gün vekillerin vekilliğini düşürmeye kalkarsanız ve halkın %80, %90 oylarla seçtiği belediyeye el koyarak eş başkanlarını içeri atmakla, yerlerine kayyum atarak, kayyum olarak vali kaymakam oylarını atarak sağlıklı bir ortam yaratamazsınız. 100 yıllık Kürt sorunu, Kürdistan, Kürt illeri, Ahmet, Dersim kelimelerini kullanan milletvekillerini meclisten atarak cezalar vererek sağlıklı bir ülke yaratamazsınız. Kürt düşmanlığı üzerinde içeriden çete kalıntılarıyla, mafya bozuntularıyla, faşist ve ırkçı çevrelerle, dışarıda dün katil dediğin Orta Doğu'yu kana bulamakla suçlanan Esad'da iş birliğine hazır olduğunu deklar ederek toplumsal barışı ve sağlığı sağlayamazsınız. Kısaca yürüttüğünüz yanlış politikalarınızla toplum sağlığını bozdunuz, toplumu hastanelik ettiniz. Sağlıklı bir birey, sağlıklı bir toplumdan bahsetmek isterseniz bunun ön adımı barış ve huzur ortamının sağlanmasına yönelik politikaların bir an önce yürürlüğe girmesidir. Savaş ve şiddet ortamında ne sağlıklı bir birey olur ne de sağlıklı bir toplum. Savaş bütçesi hazırladığımız zaman işin doğası gereği eğitime, sağlığa, adalete yeterli imkan ve zaman ayıramazsınız. Bütçeye bakıyoruz, sağlığa 37 milyar, güvenliğe 90 milyar ayrılmış bir bütçeyle karşı karşıyayız. Bakın bugün atama bekleyen çoğu açıkta 450 bin sağlık çalışanı var. 450 bin. Güvenlik soruşturması nedeniyle bekletilen binlerce doktor, hemşire, ATT, tıbbi sekreter, teknisyen vesaire sağlık emekçisi var. Paramız var diyorsunuz. Maliye Bakanı nerede? Paramız var diyorsunuz. Sağlıkta da personel açığı var diyorsunuz. Bugün maliye bütçesi peki, yok da burada yok tamam. Kendileri. Paramız var. Güzel. Sağlıkta da personel açığı var. Niye bunları almıyoruz o zaman? Evet, adil bir şekilde aldıkları puanlara göre sırayla atamalarının yapılması elzemdir. Daha önce ek kontenjan sözleri verilmişti. Bunun da 2018 bütçesi içinde mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Her konuda binlerce mesaj, mail ve telefon arıyoruz. Bu konuda hazırladığım bir dosyayı Sayın Sağlık Bakanı'na vereceğim. Yeni Sağlık Bakanımızın bu konuya eğileceğini umuyorum. Her tarafa tıp fakültesi açıyoruz. Ancak öğrencilerin yeterli donanıma yetişmesi için altyapı kurmadan tıp fakülteleri açıyoruz. Ciddi bir eğitim almadan doktor temin etmeye çalışmak, halk sağlığını tehlikeye atmak ve aynı zamanda tıp öğrencilerine yapılan ciddi bir haksızlıktır. Maalesef iyi hekim yetişmiyor arkadaşlar. Bunun nedeni tıp öğrencileri değil. Altyapı yetersizliği, ekipman eksikliği, sizin gibi düşünmeyen haksız hukuki yere ihraç ettiği doktor ve öğretim elemanı açığı ve yanlış uygulamalara tam uygulanmayan uygulamalardan dolayı, tam gün yasasından dolayı devletten özel sektöre beyin göçü nedeniyledir. Sağlıkta harikalar yarattık diyorsunuz ancak gidin devlet hastanelerine bir doktorun gün içinde baktığı hasta sayısına bir bakın. O doktorlar insanüstü bir çaba sergiliyorlar ancak ne yazık ki hem kendileri hem de hastaları bu durumdan mağdur oluyor. Hastayı geçtiğim çalışma koşulu performans dayatması doktoru hasta etmiş durumda. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşürken 2018'de emekçi lehine, sağlık çalışanı lehine yatırımlar noktasında hizmet noktasında bir artış ve iyileştirme yok. Evet, savaş bütçesi artıyor. Başka şeyler de artıyor. Ne artıyor mesela? Doktora şiddet artıyor, kadına şiddet artıyor, antidepresan ilaç kullanımı artıyor, uyuşturucu madde bağımları, intiharlar, iflaslar, cinsel tacizler, ahlaksızlıklar, boşanmalar, enflasyon ve döviz kuru artıyor. Sarayın bütçesi artıyor. Sarayın bütçesi arttığı zaman biz niye bunlar artıyor dediğim zaman itibardan
tasarruf olmaz mantığıyla cevapla veriliyor. İç sultanların sarayına gelince itibardan tasarruf olmaz. Ancak halkın sağlığına gelince mi tasarruf var? Bakın her şeyden önce tasarruf edilir. Her şeyden tasarruf edilir ama candan yani sağlıktan tasarruf olmaz. Gariban halk sağlığına tasarruf ederek can acısını görmeden gelerek saray itibarında tasarruf etmeyecek öyle mi diyorsunuz? Hangi Buyurun. Tamamlayın. Buyurun tamamlayın lütfen. Tamam, tamamlıyorum. Fazla uzatmayacağım. Gariban halk sağlığına tasarruf edecek ama can acısını görmemizden gerek sarayın itibarından tasarruf etmeyecek öyle mi? Biz böyle düşünmüyoruz arkadaşlar. Hangi itibarda ama itibarımız mı kaldı? Ülkenin itibarını getirdiğiniz hal ortadayken ortada bir itibar çıkmadı. Bence oradan saraydan tasarruf edin, halkın sağlığını bozmayın. Bakın sizin için ülke için yararlı bir şey söylüyorum arkadaşlar. En sağlıksız, en maliyetsiz proje nedir biliyor musunuz? Ciddi ve samimi bir barış projesidir diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Efendim süreniz var. Devam edebilirsiniz Sayın Yıldırım. Teşekkür ediyorum.